Bu film aziz milletimizin asil duruşunun hikayesidir. La tahzen innallaha ma'ana. Korkma. Korkma! Korkma yürü! Çekilme! Üzülme! Kelime şehadeti getirin, gerisi kolay. Hüzünlenme! Bebeğim mi olacak? Anne sen dön. Ne olur. Anne sen dön anne. Yeyse kapılma! Allah bizimle beraber diyor. Gavurların eline, hainlerin eline bırakmayacağız bu ülkeyi. Bunlara bu fırsatı verme Allah. Amin. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Tekbir getirdi hep bir ağızdan vatan evlatları. Temmuz sıcağı gecenin kasvetiyle birleşti. Ruhunu, vicdanını kara toprağa gömmüş asker kıyafeti içindeki teröristlerin postal sesleri yankılandı caddelerde. Gaflet, dalalet, ihanet sardı yurdun dört bir tarafı. Önce boğaz büyümlendi. O hacıyı vurmuşlar, gözlüklü sakallı hacıyı, şapkalıyı. Kardeşim şurada araba var, araba var. Arabaya gir. Ardından ateşler yükseldi vatan topraklarında. Bir kor düştü memleketimin yüreğine. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapıyoruz. Gecenin sessizliğini yırttı, gökleri yaran çığlıklar eşliğinde kanattılar. Bu çılgınlığı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Nerede görülmüş namluyu sahibine doğrultmak? Allah aşkına söyle, hangi vicdan bu yüreklere sığar? Yediğiniz lokmaların haramdır. Bir uzman çavuşumuz vardı, koluna girdim. Dedim bu halka kurşun sıkamazsınız, hani öldürecekseniz İlk benden başlayabilirsiniz. Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anıların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya? Kardeş kardeşimi vurduracaksınız. Bu tank duracak, tamam mı? Tank neydi ki şehadeti vuslata erenler için? Ölüm, ölüm bizim için şereftir diyenler ezdi paletleri teker teker. Kurşunu kahpeleştirendir işte bu zalimler. İhanet bu haşhaşilerin damarında var. Bin adül çıktı karşımıza bin de zorba. Kabul edemezdi hainleri bu iman dolu coğrafya. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara çağırmasından sonra ben dışarı çıkmaya karar verdim. Çünkü bu durum sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren bir durum değildi. Tüm İslam alemini ilgilendiren bir durum. Bu ya, toprak mı, vatan meselesi. Üniversiteden çıkmak istiyordum ama hani bir öndere, bir lidere ihtiyacımız vardı gerçekten. Onu çağırınca, o çağırınca direkt araba sesleri falan gelince tamamdır, dedim hatice çık. Televizyonu açtım, Boğaz Köprüsü'ndeki tankları gördüm. Tankları görür görmez darbe olduğunu anladım. Ve hemen biz gidiyoruz dedik, helalleştik, abdestimizi aldık, çıktık. Ben Tayyip Erdoğan başa geldiği günden beri ben bu adam için ölürüm. Ölürüm yani. Seviyorum yani. Bana, beni kimse hiçbir güç dışarı çıkaramazdı. Ama onun sevgisi, onun şeyi bana bir güç verdi. Onun için yani ben buradan söylemek istiyorum kendisine, eğer bunu seyredecekse. Yani utanıyorum yani. Şehit olamadığıma utanıyorum ben. Es-salam.
Bir ses duyuldu camilerden bir an, yürekleri pır pır attıran. Çağırdı selalarla evlatlarını bu aziz vatan. Sahipsiz kalamazdı ki hiçbir zaman her doğan. O selayı duyduktan sonra yani göğüslerimizde değişik bir hal oluştu an. Yani uçağı uçuran pilotu aşağıya çağıranları da duydum ben. Hiç kimse canından ya da çocuğundan malından korkmadı. O gün tek korkumuz vardı. Şanlı bayrağımızın ve güzel ezanlarımızın bizim üzerimizden alınması. Öyle bir kararlıydı ki bu aziz millet. 3-5 çapulcuya bırakılır mıydı bu güzelim memleket? Kızılay'dan tankı taşlaya genel bulmaya kadar gittik. Tanklar halkın direnişine dayanamadı ve silah sıkarak hem halkın üzerine hem de havaya ateş açarak Tepememe'ye doğru, İçişleri Bakanlığı tarafına doğru gitmeye başladılar. Ve taksiyi, polis arabasını milletin üstüne ezdiler zaten. Sonra Genelkurmay'ın önüne doğru gittikçe bu sefer tanklar insanları ezmeye başladı. Yani ezdiğini eziyor orada. Hiç taviz yok. Tankın üzerine çıktık biz. Ben orada yaşlandıranın tanka çıktığını, çıkıp tankta ikna etmeye çalıştığını gördüm. Genç adam, ben zor çıktım tanka. O ara ateş etmeye başladı, insanları geriye attı. İyi dedi, şehit olursak bari, şehadet serbestini içersek daha iyi benim için.